Doktor Eşref Atabey, jeoloji yüksek mühendisi, Ankara, Çamdere ilçesi, Pelitçik ile yaşayan mahalleleri sınırları içinde bulunan silisleşmiş, taşlaşmış ağaçlardan, fosil ormandan bahsedeceğim. Çamlıdere ilçesine bağlı Pelitçik ile yaşayan mahalleleri arasında kalan alanda taşlaşmış, silisleşmiş ağaç, kök, gövde ve dallarının bulunduğu bir fosil ormanı vardır. Bu fosil ormanı 13 Mayıs 2005 tarihinde birinci derece doğal sit olarak koruma altına alınmıştır. Kendine has özelliğiyle dünyada bir benzeri yoktur. Videoda fosil ormanın yeri, oluşumu, özellikleri, önemi, yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdikten sonra fosil ormanla bağlantılı öğrencilere doğayı tanıma ve sevdirme teorik eğitimlerinin verildiği Kahramankazan ilçesi Yazıbeyli mahallesindeki Ütopya Oyun, Bilim ve Sanat Merkezi'nden de kısaca bahsedeceğim. Fosil Orman Yeri. Fosil Ormanı, Çamlıdere ilçesi Pelitçik mahallesi güneyinde, Çamlıdere Baraj Gölü kuzey kenarındadır. Ankara-İstanbul otoyolunun 75. kilometresinde Çamlıdere kavşağından ayrılarak Pelitçik ve yaşayan mahallelerine ulaşılır. Fosil orman alanı jeolojisi. Jeoloji haritasında kırmızı nokta ile gösterilen Çamlıdere ilçesi Pelitçik ile yaşayan mahalleleri arasında taşlaşmış ağaçların da içinde bulunduğu yöre batıda Bolu, kuzeyde Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz, doğuda Çankırı ve Şabanözü, güneyde Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk yerleşim yerleriyle sınırlı çok geniş bir alandır. Tarihsel süreçler içinde bu yörelerde yaşamış olan Galat halklarının onuruna, jeolojik özelliklerine dayanarak Galatya Masifi olarak anılmakta olan bu yöre, yaklaşık 23 ile 15 milyon yıl arası jeolojik zamanda oluşmuştur. Erken Orta Miyosen yaşlı andezitik, dasitik, yer yer riyolitik, bazaltik, tüf, volkanik konglomerlerden meydana gelen volkanik bir kompleks ve volkanik gereç içeren kum taşı, silt taşı, kil taşı, şeyl, tüfüt ve yer yer lignit damarları ve silis merceklerinden oluşan çok kalın sedimenter, volkana sedimenter ve volkanik bir istifin parçasıdır. Silisleşmiş ağaçlardan oluşan bulgu alanı tamamen volkanik ürünlerden oluşmaktadır. Bu orman 23 ile 15 milyon yıl arası erken Miyosen'de gelişmiş olan çam, meşe ve ardıç ağaçlarının egemen olduğu karışık bir ormanın fosil kalıntılarıdır. Resimde fosil ağaçların bulunduğu alan görülmektedir. Baskın olarak kök, gövde ve dallardan oluşmuş ve bunların parçalanmış örnekleri 250-300 metre uzunluğunda bir zonda zenginleştiği belirlenmiştir. Eğimli olan fosilli tabakanın eğim doğrultusunda bu orman üyelerinin eğer bilimsel kazılar yapılırsa tüm kök, gövde ve dallarıyla birlikte bulunabilecekleri ortadadır. Yüzeyde dağılmış halde silisleşmiş ağaç fosil parçaları, kök ve gövdeleri görülmektedir. Taşlaşmış ağaç, gövde ve dalları resimlerde görülmektedir. Soldaki resimde görülen ağaç gövdesi ve dalları silisli eriyikler etkisiyle kalsiyodon opal kristalin yapı kazanmış halidir. Sağdaki resimde andezitik lav içinde taşlaşmış ağaç dalı görülmektedir. Odunsu dokusu ve yaş halkaları açık bir şekilde görülen taşlaşmış sekoya türü fosil ağaç gövdesi. Üstteki resimlerde bulunduğu yerde yan yatmış fosil ağaç gövdesi,
Alttaki resimlerde lavlarla, sedimanlarla birlikte sürüklenmiş ve depolanmış, silisleşmiş fosilaj gövde ve dal parçaları görülmektedir. Yaklaşık 15 milyon yıl yaşlı fosil ağaçların ince dal parçaları ve dal uçları görülmektedir. Fosil orman bitki türleri. Yörede çam, meşe, kayın ve su bitkileri türleri tespit edilmiştir. Tespit edilen türler aşağıda verilmiştir. Ayrıca fosil orman alanında servi ve sekoya saptanmıştır. Soldaki resim günümüzdeki meşe palamudu, sağdaki resim ise yaklaşık 15 milyon yıl öncesi jeolojik zamandaki iklim koşullarında yaşamış, meşe ağaçlarının meyvesi silisleşmiş fosil meşe palamududur. Her ikisinin mükemmel bir benzerliği vardır. Ağaçların silisleşmesi, taşlaşması sonrasında fosilleşme nasıl olmaktadır? Fosiller denizel ve karasal ortamlarda oluşurlar. Karasal ortam fosilleri hayvanlar ve bitkilerdir. Bitki fosilleri ağaç gövde, dal ve yaprakları olabilir. Bitkiler yerin altında oksijensiz ortamda ya kömürleşirler ya da bazı elementler ve minerallerle dokuları yer değiştirerek kristallenir, taşlaşırlar. Ortamda silis yoğunluğu varsa bitki silisleşir, taşlaşır ve sonunda fosil haline gelir. Pelitçik yaşayan fosil ormanı ağaçları da bu şekilde silisleşerek taşlaşmış ve fosilleşmiştir. Ağaçların silisleşmesine bir örnek. Japonya Tateyama Kalderası Sabo Müzesi içindeki sağdaki resimde görülen Shinyu sıcak kaynak suyu gölü yüksek oranda silis içermektedir. Silisleşmeler ağacın ayrılmış yüzeyleri ya da hücre çeperlerine silis küreciklerinin çökelmesinden kaynaklanmıştır. Özellikle kaplıca suyu göl yatağına silis küreciklerinin depolanmasıyla soldaki resimde görüldüğü üzere opal oluşturmakta ve ağacın kendi dokusu üzerine aynı küreciklerin depolanmasıyla silisleşme gelişmektedir. Ağaçların nasıl silisleşebildiğine, taşlaşabildiğine ait deney. Kızıl ağaç parçaları 30 metre şelale oluşturan ve gölden taşan, soldaki resimde görülen sıcak sulu dereye yerleştirilmiştir. Deneysel ağaç parçaları 7 yıllık bir dönemde ağaç dokusu hücresinde şekilsiz silis küreciklerinin depolanmasıyla ağırlıkça yaklaşık %40 silisleşmiş, taşlaşmıştır. Silisleşmiş ağaç parçası şelalenin kayalık duvarına yapışmıştır. Çamlıdere fosil ormanın taşlaşması. Yapılan deneysel sonuçlar bize fosil ağaçların nasıl silisleşebildiklerine ilişkin ipucu vermektedir. Çamlıdere'deki fosil ağaçlar 23 ile 15 milyon jeolojik zaman öncesi faaliyet gösteren andezitik ve dasitik lav ile volkan külü, tüf, tüfüt üreten volkanizma malzemesiyle iç içe olan silisçe doygun göl içinde ve silisçe zengin volkanik getirimlerin etkisiyle asitik hidrotermal döngü sonucunda ağaçların hücreleri çeperlerine ve hücre boşluklarına silis küreciklerinin birikmesiyle, yerleşmesiyle silisleşmiş, taşlaşmışlardır. Taşlaşan bu ağaç ormanı daha sonraki evrelerde oluşan volkan patlaması ürünü volkan külleri, tüfleri, lavları ile örtülmüş ve bu volkanik örtü ağaç fosillerinin milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar korunmalarını sağlamıştır. Fosil ormanın birinci derece doğal sit alanı olma süreci.
Eşref Atabey ile Gerçek Saraç'ın 2003 yılında yaptıkları çalışma sonucunda 20 ile 15 milyon yıl arası yaşında zengin, fosilleşmiş, silisleşmiş bir ormanın varlığı ortaya konmuştur. Daha sonra Jeoloji Mühendisleri Odası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bölgenin jeolojik koruma alanı jeosit ya da jeopark olarak en kısa süre içerisinde koruma altına alınması konusunda 2004 yılında başvurmuştur. İlk defa 2003 yılında bilim dünyası ve kamuoyuna duyurulan ve bir fosil taşlaşmış, silisleşmiş orman niteliğine sahip olduğu öngörülen Çamlıdere ilçesi Pelitçik Yaşayan Fosil Ormanı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 13 Mayıs 2005 tarihinde birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Doğal sit alanı haritada yeşil renkli gösterilmiştir. Fosil ormanın önemi. Pelitçik Yaşayan Fosil Ormanı'nın bulunduğu alan dünya ölçeğinde benzerlerine göre ayrı özellikler taşımaktadır. Dünyada 290 milyon yıl ile 245 milyon yıl arası yaşlı Permiyen dönemine ait Brezilya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde 245 milyon yıl ile 210 milyon yıl arası yaşlı Trias dönemine ait Amerika Birleşik Devletleri, Arizona'da, Brezilya ve Madagaskar'da 210 milyon yıl ile 145 milyon yıl arası yaşlı Jura dönemine ait Arjantin, Çin ve Avustralya'da 145 milyon yıl ile 65 milyon yıl arası yaşlı Kretase dönemine ait Belçika ve Güney Afrika'da 65 milyon yıl ile 1,8 milyon yıl arası Tersiyer dönemine ait Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Yunanistan, Mısır, Hindistan, Çin ve Japonya'da silisleşmiş, taşlaşmış fosil ağaç örnekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Tersiyer dönemi Miyosen'de sadece Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Türkiye'de örnekleri vardır. Fosil orman alandaki 20 ile 11 milyon yıl arası erken Miyosen yaşlı taşlaşmış orman, paleoflora, eski bitki çeşitliliği ve paleopopülasyon, eski hayvan çeşitliliği zenginlikleriyle de sayılanlardan üstün özelliklere sahiptir. Örneğin bu taşlaşmış orman bugün Çamlıdere yöresinde yaşayan Hulara'nın atalarını oluştururlar. Ziyaretçiler fosil bir ormanla buluşma, güncel orman yaşamını kıyaslama olanağı bulacaklar ve geçmişin jeolojik evrimini sorgulayabileceklerdir. Jeolojik açıdan bu yöre taşlaşmış ormanın yaşam sürecindeki paleo çevreyi, bu ormanda yaşamış faunayı ve bu faunanın besin zincirlerini açıklayabilecek veriler barındırmaktadır. Bu fosil orman hem görsel olarak ziyaretlerini sorular sorarak geçmişi sorgulamaya, yer bilimlerinin bilinmeyenlerini çözmeye, yörenin ekonomik olarak getirilerini açıklamaya yönelik özellikleri sunmakta ve gelecek nesillere gururla saklayabileceği bir jeosit, jeopark ya da korunaklı doğal anıt statüsünde koruma özelliği taşımaktadır. Koruma altına alınan Çamlıdere ilçesi Pelitçik Yaşayan Fosil Orman Alanı ve yöresi, jeoturizm ve buna paralel olarak yerel sosyoekonomik kalkınmanın da sağlanabileceği büyük bir potansiyele sahiptir. Başkent Ankara'nın 75 kilometre yakında bulunması her zaman ya da en azından hafta sonu dinlencelerinde doğayı tanımak ve onu sorgulamak düzeyinde bilgi ve ilgiye sahip, toplumun her kesiminden halkın, öğretmenler ve ebeveynleri eşliğinde her seviyeden öğrenciler, bilim insanları tarafından ziyaret edilmelidir.
Bu alanda her yaştaki ve her kültür düzeyindeki insan doğa varlıklarını görerek eğitilebilir. Diğer taraftan her şeyin ötesinde bu doğayı tanıma, koruma, kullanma ve gelecek kuşaklara aktarma eğitimi de olacaktır. Taşlaşmış ormanın bulunduğu bu alanın bir açık hava müzesi olarak korunmak üzere ve bu alanda oluşturulacak bir proje kapsamında kazılar yapılarak tüm ağaç gövde ve köklerin ortaya çıkarılması, bu örneklerin yerinde korunarak dünyadaki diğer örnekleri gibi bir açık hava müzesi niteliğine kavuşturulması gerekmektedir. Fosil ormanı önemiyle ilgili bazı makale, gazete ve dergi yayınları bu listede verilmiştir. Fosil ormanla ilgili bazı makale ve haberler görülmektedir. Öneriler: fosilleşmiş ağaç ormanın bulunduğu alanın bir açık hava müzesi olarak koruma altına alınması, oluşturulacak bir proje kapsamında kazılar yapılarak tüm ağaç gövde ve köklerinin tüm görkemleriyle ortaya çıkartılması, ağaç türlerinin, polenlerin, çiçek tozları ve tohumlarının tanımlanması ve kataloglanması, ormanda yaşamış başta memeliler olmak üzere tüm hayvanların fosillerinin gün ışığına kavuşturulması, yakın çevrede kurulacak kapalı bir müzede dünyanın diğer bölgelerinden getirtilecek fosil ağaç örneklerinin ve burada bulunacak fosillerin sergilenmesi, bu yolla bilimsel çalışma yapacaklar için de ayrıca kapalı bir mekanın oluşturulması, turizm yatırımları yapılarak yöreye gelecek bilim insanları ve turistlerin ulaşım, yeme içme ve barınma olanaklarının sağlanması gereklidir. Kahraman Kazan ilçesi Yazıbeyli Mahallesi Ütopya Oyun, Bilim ve Sanat Merkezi. Merkez 2005 yılında kurulmuş. 200 metrekare kapalı alanı ve 16 dönüm bahçesi bulunmaktadır. Ütopya Oyun, Bilim ve Sanat Merkezi çok sayıda ağaç ve bitki türü, büyük bir fidanlığı, dinlenme yerleri, ihtiyaçları karşılayacak mekanları, derslik ve eğitim yeri bulunan bir yerdir. Ütopya Oyun, Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulmuş küçük bir doğa tarihi müzesi ve vitrinlerde yer alan fosiller üstte görülmektedir. Mekan 2007 ve 2009 yıllarında TÜBİTAK destekli bilim ve yaratıcı drama eşliğinde Doğa Tarihinden Doğa Müzesi'ne Yolculuk isimli Ankara Üniversitesi projesi uygulamasına da ev sahipliği yapmıştır. Resimde Kahraman Kazan'da bulunan ortaokulların 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 30'ar kişilik 4 grup halinde toplam 120 öğrenciye kendi alanlarında uzman, popüler dili olan eğitmenler tarafından verilen eğitimlerden biri görülmektedir. Eğitimde gözlemin, arazi çalışmalarının, doğa oyunlarının yanı sıra yaparak, yaşayarak öğrenmeyi temel alan yaratıcı drama yöntemi de kullanılmıştır. Teorik eğitimden sonra öğrencilerin bahçede bulunan çeşitli bitki ve ağaç türlerini tanımalarına yönelik uygulama çalışması görülmektedir. Kahraman Kazan ilçesi Yazıbeyli'deki Ütopya Oyun Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki teorik eğitimden sonra öğrenciler Çamlıdere ilçesi Pelitçik yaşayan fosil ormanı sahasına götürülerek burada ağaçların nasıl fosilleşebildikleri bilgisini almışlar ve fosilleri yerinde görme, dokunma, tanıma fırsatı bulmuşlardır. Öğrenciler yörenin doğa tarihini, iklimin, bitki örtüsünün ve yaban hayvanlarının jeolojik zamanlar içinde gösterdikleri değişimi,
kendi bulacakları fosil ve kayaçların yorumlanması ve sınıflandırılması ile öğrenmeye çalışmışlardır. Fosil ormanı görme ve eğitimi gezisi sırasında alanda çekilmiş resimler görülmektedir. Volkanların etkisiyle ağaç fosillerinin nasıl oluştuğunu anlamak için öğrencilerle bir volkan deneyi yapma sağ alt resimde görülmektedir. Çamlıdere ilçesi Pelitçik yaşayan taşlaşmış ağaçları, fosil ormanı, yer kabuğunun, jeoloji tarihinin bizlere sunduğu, gelecek kuşakların da bize emanet ettiği bir doğa hazinesidir. Tıpkı Dinge bildirgesinde ifade edildiği gibi, Çamlıdere silisleşmiş ağaçları da geçmişin kaydını bünyesinde tutmaktadır. Bize düşen görev, bu kayıtları okumak ve anlamını bilmektir. Sağlık dileğimle.